Selam dostlar, Heavy TV'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda Hunters Arena Legends oyununun ilk bakışını gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz daha önce PlayStation Plus Ağustos 2021 ücretsiz oyunlarını açıklamıştık. Hunters Arena Legends erken açıklandı Sony tarafından ve bununla ilgili bir video yapmıştık. Bu videoyu sağ üstte koyuyorum, oradan izlersiniz. Biliyorsunuz oyunumuz 60 kişilik bir haritada geçiyor ve hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ama tabii bu kadar basit değil. İşte çeşitli eşyalar alarak, level kasarak, yaratık öldürerek bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyoruz. Oyunumuza şu ufaktan bir başlayalım. Avrupa serverını seçtik. Biliyorsunuz Ağustos 2021'de PlayStation Plus üyelerine 3 tane oyun verildi. Ve bunları incelemiştik. Bu videoyu sağ üstte yine koyuyorum. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Buradan şimdi bunları kabul ediyoruz tabii ki. İlk oyunumuz Hunters Arena Legends arkadaşlar. Ancient legends are told. Bir izleyelim sinematiğimizi. Of the battle between demons and hunters. Avcılar ve demonlar ya şeytanlar arasındaki savaş. Ben daha önce bu oyunu oynamadım bu arada. Sizinle beraber ilk defa oynuyorum. İlk bakış videosunda. Bu arada videomuzu kalite açısından 4K izlerseniz çok daha iyi kaliteli görüntüler elde edersiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz Heavy TV olarak videolarımız 4K kalitesinde ve PlayStation 5 farkıyla oynuyoruz. O yüzden tam verim almak için eğer internet hızınız uygunsa 4K kalitede izlemenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. İlk sinematiğimiz girdi. Hunters Arena Legends. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca bildirim çanını da açarsanız yeni videolardan ve PlayStation ile ilgili son haberlerden haberdar olursunuz arkadaşlar. Güzel bir sinematikle girdik oraya. Hunters Arena Legends. Evet. Şu an oyunumuza başladık arkadaşlar. Bu bir alışma bölümü, alışma safhası. Bak şu an seviye 1'iz ve 975 canımız var. Bu şekilde oyuna başladık. Evet, şu zıplamaymış. Burada oyun tanıtıyor. Bir bakalım grafiklere, etrafa, su grafiklerine. Biliyorsunuz 4K kalitede açtığınızı varsayıyorum videoyu ve hani en iyi görüntüleri aldığınızdan emin olmak istiyorum. Gerçi oyunumuz çok böyle hani aşırı bir yani grafiksel oyun değil. Bir Uncharted değil. Uncharted 4 biliyorsunuz Uncharted serisi. Hani Uncharted bir manzara oyunu. Bunu hep söylüyorum. Hatta Uncharted serimize başladık. 4K'nın kalitesinde başlamıştık. Hatta Uncharted 1'i sağ üstte koyuyorum. Oradan izlersiniz. Bu da o kadar çok büyük bir oyun olmasa bile hani grafik açısından yine de iş görür. L2 ile şununla koşuyoruz. Evet. Şu normal vuruş. Şu da ölümcül vuruş. Evet. Şimdi bununla
Evet. Şununla karşıya geçiyoruz. Bak şimdi. 5 tane şey yapmamız lazım neymiş? 2 tane şunu vuracağız. Ha, 3 tane 1 2 3 sonra 1 2 yapacağız. Tamam. Buraya mı onu yapacağız? Yok. Ha, tamam. Bu aşağı iniyor zaten. Gel. Gel koçum gel. Evet, bu şekilde. Koruma buymuş bak. Lan. Şöyle yaparsak kan buluyoruz. He. Neymiş? Şöyle uçuruyor bunu. Neymiş bu? Şununla beraber. Skill kullanabiliyor musunuz böyle? Nasıl yapıyor bu işi? Tamam. Küçük bir boss'umuzu böylelikle öldürdük. Bakalım neymiş bu? Şunu topluyoruz. Bunlar ve bombalar, mombalar, eşyalar aldık. Bunları daha sonra ne olduğunu bakarız arkadaşlar. Şu an ilerleyeceğiz. Bak şurada burada bir sandık var. Sandığımızı açalım. Şeyler aldık. Maksimum HP arttı. Ve seviye 2 olduk. Miner bu. Bu X, bunlar XP alıyorsun. He bak. Seviye 3 olduk. Kitaplarla XP alıyorsun. Bu neymiş? Random Enchanted Scroll. Ha, basic attack arttı bak. İşte bu şekilde seviyemizi artırıyoruz arkadaşlar. Armor. Seviye 4 olduk. Güzel. Başka sandık var mı? 1, 2, 3 tane var. Şimdi use shop diyelim bakalım. Eşyalarımız bunlar. Çantamızda bunlar var. Ya bunlar karşıdaki pardon. Enchant rastgele bir eşyayı enchantlıyor. Bu da options'mış. Options'tan bunu nasıl enchantlayacağız? Doğru, kullanılmıyor diyor. Tamam. En azından burada bize kontrolleri öğretiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Ağustos ayında ikişer tane iki tane daha oyun verdi Sony ücretsiz olarak. Bunların birisi Plants vs. Zombies'ti arkadaşlar. Bu oyunun ilk bakışını gerçekleştirdik. O oyunda sağ üstte koyuyorum. Ardından diğer oyunda, diğer ücretsiz oyunda Tennis World Tour 2 oyunu ücretsiz olarak verdi. Ben konuşurken bunlar bana vuruyor ha. Şerefsizler. Onu da Tennis World Tour 2 ile sağ üstte koyuyorum arkadaşlar. İlk bakışımızı oradan izlersiniz. Bu 3 oyunun Ağustos 2021'de verilen 3 adet ücretsiz oyunun ilk bakışını ve incelemesini gerçekleştirdik arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi şuradan buradan giderken şu şekilde vuruyorsun. Vay çok vurdu lan. 186 vurmuş. Çok da değil de. Tamam. Gel buraya gel. 186 vurdu bu arada. Bayağı vurmuş az önce. Lan ne oluyor? Lan dur.
Ne oluyor? Havalandık. Heh. Şu potu alalım. Bu arada canımız azaldı ya. Bir canman basamıyor muyuz burada? Yok mu bizim eşyamız? Inventory'de. Şurada pot. Şunu kullansak mesela. Bunu nasıl kullanacağız? Şu mu? Use item. Bunu... Yok pardon. Bunu alıp şeye koyacağız. Şu potu arkadaşlar alıp dur şunu bir quick slot yani şu tuşla atadığı tuşla içebiliyoruz. Bak. Birkaç içelim bak burada potları. Basılı tutacakmışız tamam. Basılı tuttuk ve bu şekilde canımızı doldurduk arkadaşlar. Bu arada bak sol altta bak bu şeyler var. İşte kombolar var. Mesela şu neymiş? Şu var. Hepsi ayrı ayrı komboları var. Onları da bilin diye söylüyorum. Bu neymiş? Interact. Koruma kalkanı veriyor. Protective Shell. Tamam. Bu. Rejenerasyon veriyor. Bu. Armor up diyor. Ha, armor veriyor. Bir koruma kalkanı aldık. Bakalım. Bir yere ışınlandık şimdi. Evet galiba boss'a geldik ya bakalım. Bombaya bak. Bayağı vurduk. Canı kalmadı lan. Bir canı kaldı. Süper skill. Ha. Vay. Süper skill'imizi kullandık. Şu şekilde. L1 ve R2 ile aynı anda basarak çıkmış. Evet arkadaşlar. İlk alışma bölümümüzü burada bitirdik. Bak her gün biliyorsunuz zaten oyunumuz online boyu. 60 kişilik bir yerde hayatta kalmaya çalışıyoruz. Her günlük bak 3 tane quest verdi bize. 25 tane eşya toplamak, 2500 altın toplamak ve bir monster yani 33 tane monster öldürmek. Bu şekilde oluyor. Start diyelim. Solo başlayalım. Ve bir maç buluyor zaten bize hemen. Maçımızı bulsun. Bu oyunun yani epey bir fanı var arkadaşlar. Yani oynayan bayağı var. O yüzden online oynadığınızda kesin yani birileriyle denk gelirsiniz. Bakalım bu yakıncı, uzakçı bak okçu. Bu da yakıncı. Bak bu da orta range'de. Lan ne oldu? Aa saniye varmış. Orta range'i seçtik valla. Neyse. Evet bak şu an gördüğünüz gibi bekleme salonundayız. Bak burada diğer oyuncular da ben gibi bekliyor. Bak. Çoğu karakter oha benden bir sürü var ha. PUBG ya da Fortnite gibi oyunları oynayanlar bu oyunu iyi bilir. Önce böyle bir bekleme salonunda bekliyoruz. Ardından aşağı atlayıp hayatta kalmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evet şu an başladık oyunumuza. Ama bu ne? Bunlar seviye 5.5 ha. Ben öyle bunlara saldırıyorum ama. Bak orada birisi daha var. Dikkat edelim. Sen ne yapıyorsun orada bakalım.
Kaç 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 kaç. Şerefsiz. Eğer biz kaçındık yani gidip ona saldırırsak olacağı budur. Evet. Yaratık keserken öldürürüz diye düşündük ama öldük arkadaşlar. Seviye 3 birisi bizi öldürdü. Şimdi ne yapıyoruz burada? Bunun gözüne görüyoruz ama ne yapmak lazım şimdi? Maçın bitmesini mi bekleyeceğiz? Bak seviye 5 olmuş bile. Ne yapacağız? Bunu bekleyeceğiz ne böyle? Bu biz değiliz ha. O başka bir yaratık. Şey başka bir oyuncu. Yani direkt aslında hani saldırmak ya da işte bu şekilde hani öldürmeye çalışmak mantıklı değil. Öncelikle gelişmek lazım arkadaşlar. Yaratıkları öldürüp bir şekilde işte eşyaları alıp, level alıp hani biraz daha gelişip öyle hayatta kalmaya çalışıyoruz. Sen bak şu an hani yani, ha ben hani sonuçta bu bir ilk bakışın videosu olduğu için ha ben oynamışım ya da işte bu bizi öldüren insan oynamış fark etmez. Buradan bakabilirsiniz. Şu an bu oyuncunun ekranından bak bu şekilde gidiyor mesela. Yaratıkları böyle öldürüyor. Obaryon bunun ismi. Level 7 oldu bak. Bariyer shrinking. Evet. Bakın grafikleri de aslında güzel. Çok da fena değil. Kendine bir koruma kalkanı aldı. Evet. Bu oyuncu bayağı kontrolere hakim bak. Atlıyor, zıplıyor falan bir şeyler yapıyor. Bak vuruşunu kuzun çekti. Vuracakken kaçtı. Bayağı hakim. Arkadan vuruyor bak. Bu mini boss gibi bir şey herhalde. Evet. Onu da aldı. Bak safe araya. Burada da safe arayalar var. Evet. Boss geldi bak. Boss göründü diyor ama boss nerede şimdi? Tabi o bossları da öldürüyor işte öldürüyor oyuncular. Ama bu arada bak karşıda. Ve daha iyi eşyalar işte alıyor böylece. Bak orada bir sandık bulduk. Buldu. Evet, şu an boss'a saldırdık. Bak bir büyü attı. Oo, diğeri de geldi. Bak onlardan işte kaçıp kaçma hareketleri yapmamız lazım. Boss'a hani bas 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 vur 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 öyle değil yani. Vurup kaçıp işte boss'un hareketlerine kaçmak lazım falan. Onun yanına gitti. Boss'a saldı. Boss gene eski yerine gitti. Nereye kaçıyor boss? Bak bir şey atıyor boss falan. Yani oyun aslında hani öyle direkt yani standart
PUBG gibi değil. Hani öyle direkt git silah bul, birini öldür, birinci ol şeklinde değil. Level kasma, eşya kasma, yani MMO, RPG öğeleri bayağı var. Eşya kasıp bu şekilde diğerinden daha iyi olman lazım. Bu da işte boss keserek, işte eşyalı toplayarak falan filan oluyor. Bu arada boss'un elinde müzik aleti var. Evet, boss kesti. Bak, 14 seviye oldu. Evet, 14 seviye oldu. Sağ üstte bak, gösteriyor. 9 kişi kaldığını söylüyor. Ya aslında oyun biraz değil, yani PvE hani öğeleri de barındırıyor. PvE yani. Hani herkes çıktı. Yani herkes bu aynı yere düştü ama hani diğerlerinden saldırmaktan ziyade gelişmek daha mantıklı. Yani direkt şey, normal yaratıklarla daha mantıklı oluyor. Onlara saldırmak. Blacksmith bak burası. Şöyle oyuncu birkaç tane eşya falan alıyor buradan. Yani biliyorsunuz ilk başta öldüğümüz için bir daha doğacağı kadar dedik bu oyuncuyu izleyelim. Hem siz de hani daha iyi bir oyuncunun gözünden görüp daha tecrübe, daha iyi tecrübeler elde edebilirsiniz arkadaşlar. Sonuçta bir oyun serisi değil. Bu bir ilk bakış videosu. İleride bu oyuna dair bir seri çekebiliriz. Eğer seri çekmemizi istiyorsanız bu videonun altına yorum yaparak bu isteğinizi iletebilirsiniz arkadaşlar. Eğer yoğun bir talep olursa neden olmasın, bir seriye başlarız. 6 kişi kalmış bak oyunda ve daralıyor harita. Daraldığı ölçüde de buradaki yaratıkları işte öldürüyoruz. Öldürüyor o kişi. Evet yine bak seviye 15 olduk. Sandık da bulduk. Hep yani böyle. İşte bir yere düştüğün zaman yaratıkları öldürüp öldürüp işte eşyaları alıp daha güçleniyorsun. Bildiğin level kasıyorsun ve ardından hayatta kalmaya çalışıyorsun diğerlerini öldürüp de. Şu an 5 kişi kaldı mesela haritada. Sağ üstteki simge eğer oysa. Aa bak bunlar daha iyi şey, eşyaları alıyor. Aha bak birisi çıktı karşımıza. Bu da biz gibi oyuncu. Şu an kapışıyor mesela. Evet, onu öldürdü arkadaşlar. Herhalde biz gibi oyuncu değil mi o? Bak bir eşya koydu, görüyor musun oraya? Eşya koydu zıplamak için. Oraya eşya koydu ve zıpladı. Seviye oldu bu arada. Bu oyuncu bayağı iyi bir oyuncu. Yani bu karakterin hakkını veriyor. Biliyor yani. Bak. Elini tam böyle germişken, vuracakken kaçıyor mesela. Bak hep bunlar taktik yani. Yani şey yemiyor. Vuruş yemiyor. Hasar almıyor yani. Böyle taktikler yaparak. 17 seviye oldu. Vuruşu da bayağı arttı. Bak combat power'ı 6550 olmuş. Bak biraz da arttı. Hep bunları öldürdükçe işte bir şeyleri artıyor. Vuruşları falan filan. Bak başka bir oyuncu geldi. Başka bir oyuncu şu an ona saldırdı.
tutturamadı bak. O da bir ninja. Kaçıyor bak çok. Gafil avlandı çünkü. Ha bir önce daha geldi. Hani gafil avlandı direkt hani yapması gereken şeylerin yapamadı. Ve ve arkadaşımız öldü. Şimdi diğer oyuncuya bakıyoruz arkadaşlar. O kadar kaslı ve öldü yani. Şimdi bu ikisinin savaşını izleyelim. Bizim karakterimiz ninja. Ha yo. O da oradaymış ya. Ha o gerçi başkası herhalde. Oo bak hepsi öldü. Ve eşyaları da düştü oraya. Bariyerin dışına kaçmaya çalışıyor. O bak süper çekti. Galiba. Evet. Bak burası safe arena. Hani PUBG'deki mavi alan yani. Onun dışına çıkmıyorsunuz. Benny Boy 112 isimli oyuncuyu şu an izliyoruz. Bak bu da seviye 17. Oo. Oo bak çok iyi vurdu ha. Evet. Bak bayağı iyi vurdu. Ve Ben Boy oyunun birincisi oldu arkadaşlar. Tabii biz fazla bak fazla bir şey yapamadık. Fazla bir aksiyon yapamadık ama yine de oyunun temel yapısını bu şekilde size anlatmak arkadaşlar. Bu oyun böyle. Hunters Arena Legends oyunu. Bu şekilde karakterinizi seçip belli bir haritada hayata kalmaya çalışıyorsunuz. Yaratıkları keserek. Güzel de bu oyun. Bayağı bir fanı var. Eğer siz de bu tür oyunları seviyorsanız bu oyunu denemelisiniz. Oyun Ağustos 2021'de PlayStation Plus üyelerine ücretsiz olarak verildi arkadaşlar. O yüzden bu oyunu kaçırmayın derim. Kütüphanenize ekleyin. Bu videonun şimdilik sonuna geldik. Diğer videolarda diğer serilerle birlikte yine karşınızda olacağız. Bu yüzden kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. PlayStation 5'te kalın. Görüşmek üzere. Oyunumuzun bu bölümü sona erdi. Heavy TV kanalına abone olmak için sol taraftaki simgeyi, devam bölümünü izlemek içinse sağ taraftaki simgeyi tıklayabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.